Merhaba gençler, Yusarete hoş geldiniz. Ben Ümit Hoca. Bugün Metropol Geometri Soru Bankası üçgende alan test 9'dan devam edeceğiz. Peki, başlayalım. Şimdi alan ABC'yi istiyor. Ne görüyoruz soruya baktığımızda? Eğer şu yüksekliği bilseydik, şu alanı bulabilirdik. Ve bu alanı bulunca da bunlar birbirine eşit olduğu için alan ABD ile DBC birbirine eşit olacaktı. Peki, ne görüyorsunuz? Bizim videoları başından beri izleyen insanlar zaten görmüştür. Hem açıortay hem kenarortaysa bu nasıl bir üçgendi? İkizkenar üçgendi aslında geometrinin en temel, en çok öğrenilmesi, en çok üzerinde durulması gereken özelliklerinden bir tanesi. Ben yine o üç tane üçgeni çizeceğim. Ve bu üç üçgeni gördüğümüzde daha önce de söylemiştik hatırlarsanız ikizkenar üçgen olduğunu anlayacağız. Mesela şu üçünü de çizelim şöyle. Bakın şöyle yapayım. Şimdi soruda verilen şu. Hem açıortay hem kenarortay. Hem açıortay hem dik. Hem kenarortay hem dik. Şimdi bu şekillere baktığımızda, mor ile gösterdiğim şekillere baktığımızda biz şunları bilmeliyiz. Burası diktir ve bu bir ikizkenar üçgendir. Yani tekrar edelim bir kez daha. Size mor olanı verecek. Siz kırmızıyla olanı bilmek zorundasınız. Yine aynı şekilde ikizkenar üçgen ve kenarortay ve aynı zamanda ikizkenar üçgen açıortay olduğunu bilmelisiniz. Peki hem açıortay hem kenarortay olduğu için burası da 5'tir. Ve burası diktir arkadaşlar. Bakın burası dik olacak. Burası 90 derece. Peki burada neyle karşılaştık? Öklit'te neydi Öklit? Dikten dikindiği için DE'nin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. Buradan DE kaç geliyor gördüğünüz gibi? 2. Sorunun başında ne demiştik? Şu yüksekliği bilseydik toplam alanı bulabilirdik. Bulabiliyoruz artık. 2 çarpı 5 bölü 2. Bakın bu bulduğum yer şurası. Burası neymiş? 5. Biz ne demiştik? Şu ikisi birbirine eşit olduğu için burası 5 ise alan olarak burası da 5'tir. Toplarsanız kaç yapar o? Devam. Peki soruya baktığınızda ne görüyorsunuz? Şuranın 75-75 olduğunu görüyorsunuz. Çünkü tepe açısı 30. 180'den 30'u çıkartıyorum. 2'ye bölüyorum 75-75. Bakın. Ve burada tabii ki 30 derece oluyor. Neye 30 derece oluyor? Çünkü bu ikisinin toplamı 75'i verecek. Gördüğünüz gibi bakın 75-75 yani burası 10 ise burası da 10. Peki sinüslü alan formülünden gidebilirsiniz. Yani 10 çarpı 10 bölü 2 aradaki açının sinüsü yani sinüs 30. Bakın 10 çarpı 10 bölü 2 aradaki açının sinüsünden gidebilirsiniz. Sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu daha önce konuşmuştuk. Oradan da ne olur? 100'ü 4'e bölersem 25 olur. Ha, gerçi ABD'yi istemiş. Çok pardon. Tamam, toplam alanı 25 bulduk. ABD'yi istediği için ABD'yi nasıl bulabiliriz? Bakın 4 ile 4A geliyorsa 4A geliyorsa 6 da 6A gelir ve 10A neye eşit? Ne demiştik hatırlarsanız? 10 çarpı 10 bölü 2 işte sinüs 30'dan 25 gelmişti. Bize neyi soruyor? ABD 6A nedir? Onu soruyor. Peki direkt orantıladım. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 5'e böldüm. 5 geldi. 15 olması gerekiyor. Peki soruda ben mi hata yaptım? Hemen ona bakalım. ABD'nin alanı ben 15 buldum. Bir farklı bir renge geçeyim. Belki hata bende değil, onlardadır. Ne yaptım? Tekrar edelim. 30, 75, 75. Burası 75 ise bunların toplamı da 75 yapacak. 30. 30, 75, 75 olduğu için 10 çarpı 10 bölü 2 sinüs 30. Neydi bu? Sinüs alan formülüydü. Bakın 10 çarpı 10 bölü 2 sinüs 30 da 1 bölü 2 olduğu için 25. 4 ile 4A, 6 da 6A geldiği için 10A neye eşit oldu? Toplam alana 25'e. A dediğim şey ne olur? Tabii 5'e bölersen 5 bölü 2. Bana 6A'yı sorduğu için 6 çarpı 5 bölü 2. Buradan da alanın kaç gelmesi lazım? 15 şıklarda yok. Demek ki o zaman bu sorunun cevap anahtarı hatalı. Peki bir şey daha söyleyelim. Madem
sorunun hatalı olduğunu düşünüyorsak başka bir şeyler daha söyleyebiliriz. Yani tek çözüm yolu tabii ki o değil. Hani farklı bir bakış açısı olsun. Şu açıları yazalım 75-75 diye. İşte buraya da ne yazmıştık hatırlarsanız 30. Bakın burada burası 10-10. Şurada dikindirebiliriz. Dikindirirsek ne olur? Bakın ona bakalım. Bakın ben buradan dikindirirsem ikizkenar üçgen olduğu için hatta rengi yine değiştirelim. Ne olacak? Burası da 2'yi 2'liye ayıracak. Burası da 15. Bakın 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı 5 olur. Bakın yine yükseklik 5, taban 6, bölü 2'den yine ne gelir? 15 gelir. Bir başka çözüm yöntemi de böyle düşünebilirsiniz. Çünkü şu üçgenin alanı, ha belki BDC'yi istemiştir de 5 çarpı 10 bölü 2 gerçi şıklarda o da var mı? Var. Eğer cevap Edirne ise soruyu düzeltebiliriz. BDC'yi istiyor diyebiliriz. Evet. Devam. Burada ne görüyorsunuz? Muhteşem üçlü. Artık bunu defalarca söylüyoruz ama şeye de gerek yok. Bakın 45-45 olduğunu hemen görebilirsiniz. 90-45-45 olduğunu görebilirsiniz. Burada neydi 90-45-45'in özelliği? X kök 2 idi. Yani şunu kök 2'ye böldüğümde neyi elde ediyorum? Şu dik kenarları elde edebiliyorum. Bakın onu da nasıl öğretmiştim yine kolay yoldan. 4 kök 2, 4 kök 2, 4 kök 2, 4 kök 2. Yüksekliğim 4 kök 2. Tabanım 8 kök 2 bölü 2'den. Gördüğünüz gibi ne gelecek? 32 gelecek. Biraz rahatsızım. Sesim böyle biraz garip çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın. Peki maksimum alanı olması için şu açının sinüs değerinin maksimum olması lazım. Ne demek istiyoruz? 10 çarpı 16 bölü 2 çarpı sinüs alfa. Gençler sinüs alfanın alabileceği en büyük değer 1'dir. En küçük değer de eksi 1'dir. Yani o zaman biz burayı maksimum yapan değerin kaç olduğunu biliyoruz. 1 çarptım yarısını aldım 80. Bu arada bu hangi sinüs değeri için 1 olur biliyor musunuz? 90 derece için 1 olur. Yani dik üçgen olursa alanı en büyük olurmuş. Peki BC 10 kök 2 alan A, B, E, C'yi istiyor. Bu bir özelliktir. Hemen özelliği verelim. Özellikle ne diyoruz? Bakın şöyle şekli çizdim. Merak etmeyin nereye istediğini göstereceğim. Şurası X olsun. Yani şu uzunluk. Şurası Y olsun. Şurası da alfa olsun. Ve şu taralı alanı bulmanın yolu X çarpı Y bölü 2 sinüs alfa. Bizim için farklı bir formül değil. Yalnızca şekil değiştirmiş. Peki ne yapacakmışım? 8 çarpı 4 10 kök 2 nin yarısı çarpı sinüs 45. Sinüs 45'in ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. Neydi? Kök 2 bölü 2 idi. Attım onu. Bakın bunlar gider. Bunlar gitti. Cevap ne geliyor? 40. Ha, bölerek yapılır mı? Ya isterseniz bölerek yapabilirsiniz ama bence gerek yok. Direkt formül bu yani. Peki 120-30-30 üçgenin özelliği neydi? 120-30-30 üçgenin özelliği x kök 3'tü. Yani şurası 120 derece, 30 derece, 30 derece ise yani burası 8-8. Bakın burada iki tane yol göstereceğim. Birinci yol sinüslü formül. Neydi? 8 çarpı 8 bölü 2 sinüs 120. Sinüs 120 ne demektir? Kök 3 bölü 2 demektir. Buradan da ne geliyor? Gördüğünüz gibi 16 kök 3. Nerede? Burada. Peki başka? İkizkenar üçgen olduğunu biliyorsunuz. Tepesinden dikindirelim. 4 kök 3, 4 kök 3. 60, 30. Bakın 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4. Yüksekliğim 4. İkinci yol. Yüksekliğim 4. Tabanım 8 kök 3. Yarısını alırsam gördüğünüz gibi bakın yine 16 kök 3 gelir. Devam. Peki ne görüyorsunuz soruya baktığınızda? Nasıl düşünüyorsunuz? Toplam alanı istiyor. Dik üçgen var iki tane ama tam da üçgen gibi değil. Ne yapmamız isteniyor bize buradan? Bunu çekeceksin ki Pisagor yapabilesin. Peki ben 15'in karesi, işte 20'nin karesi, BD'nin karesinden BD'yi bulabilirim. Tabii dileyen böyle bulsun ama ben öyle bulmayacağım. 15, 20, BD'yi şöyle anlatacağım. Bu 3 çarpı 5'tir. Bu 4 çarpı 5'tir.
Bu da 5 çarpı 5 olacak. Yani 3, 4, 5'in 5 katı, burası 25. Peki aynı Pisagor'u bir de şöyle yapacağım. DC'nin karesi, 24'ün karesi, 25'in karesi. Bu da 7, 24, 25'tir. Bakın şu üçgenin alanını nasıl bulacağım? 20 çarpı 15 bölü 2'den 150. Bu üçgenin alanını nasıl bulacağım? 7 çarpı 24 bölü 2'den 84. Ve 150 ile 84'ü toplarsam da 234 gelecekmiş. Evet, fena değildi soru. Bakın ne görüyorsunuz? Şu açıyı bulabilirsiniz. Bunu ilk başlardan, yani üçgenin açıdan biliyorsunuz. İki açıortay arasında kalan açıyı nasıl buluyordun? Bakın bu açıortay, bu açıortaysa şuradaki açıya alfa dediğim vakit şu açıyı nasıl buluyordum? 90 artı alfa bölü 2. Tabii formülsüz bir sürü yöntemi de göstermiştik. Ben o kadar artık üçgende açı derdimiz burada o değil. Onu bildiğinizi düşünüyoruz. Bakın şu açıyı nasıl buluyormuşum alfayı? 90'a şunun yarısını ekliyormuşum 30. O da ne yapıyor? 150. 150 derece. Bakın bu üçgenin alanını artık bulabilirim. 4 çarpı 3 bölü 2 sinüs 150. Sinüs 150 neye eşit hatırlarsanız geniş açıda? Bunun bütünlerine eşit, yani sinüs 30'a eşit. Yani şu ifade sinüs 30'a eşit. Bakın şu ikisinin eşitliğinden bahsediyorum. Sinüs 30 da ne demekti? 1 bölü 2. Peki buradan da sadeleştirirsem ne olur gördüğünüz gibi 3. Yine cevaplarda hata. Muhtemelen başka bir şey soruyorlar burada. 30. Cevap 3 olacak. Ben burayı yanlış bulmuş muyum? Hemen bir kontrol ediyorum. 90'a 30'un yarısını ekliyorum. Ne yapıyor? 154 çarpı 3 bölü 2 sinüs 30. Sinüs 30 ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Evet, hatalı. Cevap ne olacakmış? Şu 30 nedir? 3 olacakmış. Hatalı. Yani böyle bir cevap yok burada. Tabii artık neyi sorduğunu da düşünmek istemiyorum. Hani ben bu soru hatalıdır. Yani cevap anahtarı hatalıdır. Sorunun mantığında hata yok. Üçü birbirine eşit. Yani AB, AC ve BC birbirine eşit. Bu beşkenar üçgen. Gördüğünüz gibi. Tabi buraya ne kalıyor? 30. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne oluyor? 14. Eşkenar üçgenin bir kenarı x ise alanı nasıl buluyordum? X kare kök 3 bölü 4 ile buluyordum. Yani 14'ün karesi kök 3 bölü 4'ten 49 kök 3 gelmeliymiş. Neyi soruyor? Ha pardon, 49 kök 3 toplam alan. Pardon, 49 kök 3 eksi ABHD'yi istiyor. ABHD yani şurayı da bul diyor. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. Ne yapacağım? Toplam alanda şu kısmı çıkartıyorum. Yani 4 kök 3 çarpı 4 bölü 2'den 8 kök 3'ü çıkartacağım. O da ne yapar? 41 kök 3 yapacakmış. Yani ben bazen ezberden yapıyorum. Hem yani eşkenar üçgeni alan istemiş gibi ama öyle bir durum söz konusu değilmiş. Evet, devam. Şimdi eşkenar üçgende şunların toplamı bana neyi veriyordu? Artık bundan sonraki şey bir önceki konularımızın tekrarı gibi. Artık burada niye böyledir diye konuşmak yerine bakın bunların toplamları bana neyi verecekti? Bir yüksekliği verecekti. Ve eşkenar üçgenin bir yüksekliğini bilirsem her şeyi bulabilirim. 4, 5, 8 kök 3. Bakın 60 olacak eşkenar üçgen olduğu için. 60'ın karşısı 8 kök 3 ise burası 8'dir. 90'ın karşısı da 16'dır. Eşkenar üçgenin alanı neydi? 16'nın karesi kök 3 bölü 4. O da ne yapar? 64 kök 3 yapar. 64 kök 3 yapar. O yani 16 çarpı 16'yı 4'e bölüyorum. O da 64 kök 3 yapıyormuş. Devam. Evet, AB ile ABC eşit. AB ile BC eşit. Burada ise şöyle düşünmeniz lazım. Ya tabii biraz şekil kötü olmuş ama bakın şöyle bir ikizkenar üçgende buradaki yükseklikle buradaki yükseklik eşitti. Ne demek istiyorum? Yani şuradan bu ikisi birbirine eşit. AB ile BC. Ben buradan yüksekliği çektiğim vakit ne olacak? Şurası da 4 olacak. Yani buradaki temel mantık zaten eşkenar üçgende görmüştük. Bakın şunu şöyle indireceğim dikle. İndireceğim dik birbirine eşit ve şu parçalar xx olacaktı. Şu parçalar yy. Çünkü ikizkenar üçgen olmasının başka bir şartı yok zaten. Peki şu üçgeni gördünüz mü? Bakın 10 x diyelim 10 kök 2. Bakın şöyle. Şuraya x dedim. Şurası 10.
Şurası 10 kök 2. Ya Pisagor yaparsanız şuradaki yüksekliğin ne olduğunu görürsünüz. 10 olduğunu görürsünüz. Yani şurası 10 olacakmış. ACD'nin yani şu alanı istiyor. Şöyle rengini değiştireyim. Şu alanı istiyor bizden. Yüksekliği bulduk. 10. Tabanı kaç? 6. Yarısı kaç? 30 yapar. Peki alfa 2 alfa. Şimdi bu soru tipleri birazcık daha sizi zorlayabilir. Yani şimdi burada şöyle açıortay çekmiş olabilirsiniz ama ben size yani eskiden trigonometride anlatıyorduk bu bir soru tipini. Bakın şu 2 alfayı burası 13 olacak şekilde uzatıyorum. Bakın takip edin. Soru zor. Yani bu artık şey yani üçgende alanlarına bir tık daha zor bir soru olmuş oluyor. Bakın bunu böyle birleştirdiğim vakit ne elde ettim? Şurada bir ikizkenar üçgen elde ettim. Bu ikisinin toplamı 2 alfa olacak. Yani şu açıyla şu açının toplamı 2 alfa. Ve bunlar birbirine eşit. Yani ne olmuş oluyor o zaman? Alfa, alfa oluyor. Peki soruda ne oldu hocam? Yani biz bunu niye yaptık diye düşünecek olursanız tamamen bakın şu ikisinin birbirine eşit çıkmasını istiyoruz. Peki bunun temel sebebi ne? Çünkü şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Tepesinden dik indirirsem bakın 36'yı nasıl ayıracak? Bunun tamamı 36. 36'yı 18, 18 ile ayıracak. Bakın burası 5. Peki şurada artık bir Pisagor yaparsam yani h'ın karesi, 5'in karesi, 13'ün karesinden h'ı ne buldum gördüğünüz gibi 12 bulduk. Yani 5, 12, 13 üçgeni çıktı. Yüksekliğim 12, tabanım 23, yarısını alıyorum. 18, 12, 138 olmalıymış. Dediğim gibi bu soru tarzı çok bence karşılaşacağınız bir soru tipi değil. Yani ÖSYM bu tarz sorular sevmez. Hani uğraşın, hani biraz daha bakış açınız değişsin diye sorulmuş bir soru olduğunu düşünmek istiyorum. Peki. Devam. İki test, iki test gidiyoruz. 6, 8, 10 üçgeni olduğunu biliyorsunuz. Zaten artık bunu benim videoları düzenli bir şekilde izliyorsanız bunu buradan çekeceğinizi anlamışsınızdır buraya kadar olan kısımda. Ve 6'nın karesi, 8'in karesi, AC'nin karesine eşit olacak. Yani burası kaçmış o. Bakın bu bir ikizkenar üçgen. Yani 45, 45. Burası ne? 90. Bakın şu üçgen alanı nasıl bulurum? 6 çarpı 8 bölü 2. Bu üçgen alanı nasıl bulurum? Dik üçgen dikkat et. 10 çarpı 10 bölü 2. 48'in yarısı 24. 100'ün yarısı 50. Toplarsam kaç yapıyor? 74 yapıyor. Gördüğünüz gibi burada ne var? Muhtemelen bir Pisagor. Ben de şimdi soruları daha önce çözmediğim için. Bence burada bir Pisagor var. Karelerini alıyorum. Ha, zaten bakın 90'ın karşısı 8 kök 3 olsa 30'un karşısı 4 kök 3, 60'ın karşısı da 12. Yani şöyle şunları kontrol ediyoruz burada. 4 kök 3'ün karesi artı, hatta şöyle yapalım. 4 kök 3'ün karesi şöyle yazalım yani. 12'nin karesi ve 8 kök 3'ün karesini bir kontrol edelim. 16 48, 144, 64 çarpı 3, 192. Bakın bu ikisini toplayınca 192'yi veriyor ya. Demek ki burası neymiş? 90. Peki 90'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı ne olur? 4 kök 3. Buranın da 60 derece olduğunu bulduk. Mesela bu açıları bile sorabilirdi diye düşünebiliriz. ABD'yi istemiş. ABD. Büyük üçgende Pisagor yaparsam 12'nin karesi artı BC'nin karesi 4 kök 21'in karesi nedir diye bir konuşalım. Özel bir üçgen çıkmadığı için bu şekilde hani 5, 12, 13, 7, 24, 25, 3, 4, 5'in bir katı gelmediği için artık bunu mecburen yapacağız. 144 BC'nin karesi. Şimdi 16 çarpı 21. 16 çarpı 21 bende yok. Ne yapacağım? Çarpacağım. 6, 1, 12, 2, 3. 336 yapıyormuş. 144 çıkartalım. Çıkarttım. 2, 9, 1, 192. Bakın DC'nin karesi neymiş? 192. Karekökünü alıyorum. 192 herhangi bir sayının karesi değil. Ne yapar? 96. Yani 16 çarpı 6 çarpı 2 olması lazım. Bakın 36, 90, 96 geldi. Bakın burada ne görüyorsunuz? Bu kök içinde ya. Bu kök dışına 4 diye çıkar. Buradan da kök dışına 2 diye çıkar. 8 kök 3'müş. Yani burasının tamamı 8 kök 3'müş. Peki burası 8 kök 3 ise burası 4 kök 3'tür. Yüksekliği biliyorum, tabanı biliyorum ve ABD'yi bulabilirim. Hadi biraz renk değiştirelim. Yeteri kadar kızardı soru. Yüksekliği 12. Nereden biliyoruz? Yükseklik burası çünkü. Tabanı 4 kök 3.
Yarısını alacağım. Gördüğünüz gibi 24 kökük çıkıyor. Yani amaç şurayı bulabilmekti. Biraz sayılar bir sıkıntılı olduğu için bu kadar uzun sürdü. Yoksa biliyorsunuz Pisagor o kadar da şey değil. Peki, şimdi 9, 12, 15 üçgeni olduğunu artık görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bakın 9'un karesi, BC'nin karesi, 15'in karesi. Az önce bunları bulmuştuk ama az önce özel bir üçgen gelmemişti. Ya da ben göremedim, bilmiyorum. Peki 9 dediğim sayı ne? 3'ün 3 katı. Bakın bu 5'in 3 katı. O zaman 3, 4, 5'in, bakın 3, 4, 5'in 3 katı. 9, 12, 15. Yani burası 12'ymiş. Pardon. Ben ne yapabilirim? Toplam alanı bulabilirim. Yüksekliğim 9, tabanım 12, yarısını alabilirim. Ne yapacak? 54. Peki toplam alanı bulduk. Peki şurayı nasıl bulacağız? Orayı da şöyle parçalayarak bulacağız. Bakın. Bunlar birbirine eşit olduğu için burası A, burası A. Bakın 1'e 2 oranı var. Yani 5, 10. Ya da şöyle düşünün. 10'da 2A geliyorsa 5'te A gelir. Bakın şu 54 3A'ya eşitmiş. 3A'ya eşitmiş. Her tarafı 3'e böldüm. A kaç geldi? 18 geldi. Pardon gençler. Peki. Devam. Şimdi açıortay var. Başka da hiçbir şey yok. Yani 10 var işte gördüğünüz gibi. Burada şu ikizkenar üçgeni bulmak bence mevzu. Yani ne demek istiyorum? Burası alfa. Şu kalemi küçülteyim. Ucunu. Burası alfa alfa olsun. Bakın burası ne olacak? 90 eksi alfa. Bakın 90 alfa. 90 eksi alfa. Mecburen burası da 90 eksi alfa geliyor bakın. Birbirine eşitler. Ne oldu? Burası 13 oldu. Yani şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. ECD'nin alanını artık bulabiliriz. Çünkü ikizkenar üçgen tepesinden dikindirirsem rengi yine değiştirelim. Ya yaz günü grip olmak da nedir ya? Grip oldum gençler. 5, 5, 5, 12, 13 üçgeni artık ona uğraşmıyorum. Yüksekliğim 12, tabanım 10, yarısını alacağım. O da ne geliyor? 60 geliyor. Devam. Bakın 3'ün 5, 5'in 5, 4'ün 5 katından buranın 20 olduğunu gördünüz. Ya da göremediniz diyelim. BD'nin karesi artı 15'in karesi eşittir 25'in karesinden. BD'yi 20 buldunuz. Bakın burada bir de ikizkenar üçgen vermiş. Burası 20. ABD'nin alanını soruyor. Yani şu alanı bulmamız biraz zor gibi gözükebilir. İster benzerlikten yapın, yükseklik bulun. İsterseniz şu açıya alfa dersen bakın bu açı 90 eksi alfa. Bu açı alfa. Nasıl öğretmiştik biz? 20 çarpı 20 bölü 2 çarpı sinüs alfa. Sinüs alfada karşı dikkenar bölü hipotenüs. Bakın özel bir açı gelmedi bu sefer. 20 bölü 25. 20 bölü 25'ten. Bakın sinüs alfayı da biliyoruz. Peki ne yapalım? 2'ye bölelim 10. 5'e bölelim 2, 5'e bölelim 5, 5'e böldüm 5'e böldüm 4, 80, 160 geliyormuş. Ha, yapmayacağım o kadar hızlı şey gerek yok bence ama şöyle yapıp şu üçgenle şu üçgenin benzerliğinden de şu yüksekliği bulduğumda yükseklik çarpı 20 bölü 2 yapabilirsiniz. Ama ben yapmayacağım çünkü zaten hastayım lafı da çok uzatmak istemiyorum. Yani en kolay çözüm yönteminden gidiyorum. Peki soruya bakınca ne görüyorum? Yükseklik, yükseklik. Kesinlikle burası da yükseklik olmak zorunda. Alan ABC'yi sormuş. Yükseklik 6, taban 7. Yarısını alıyorum 21. Ya grip bile geçmiyor. Zaten bak, fark ettiyseniz videolar biraz yavaşladı. Hani normalde hemen hemen her gün bir video paylaşıyorduk. Fakat ben çok kötü hasta olduğum için yoruldum. Yapamıyorum artık. Peki. Şimdi bu soru tipinde ne düşüneceksiniz? Bakın özel bir üçgen yok, yükseklik yok, özel açı yok. Peki U'lu alan formülü demiştik hatırlarsanız. U neydi? Şu üçgen için konuşuyorum. 7'yi, 8'i, 9'u toplayıp yarısını alıyorum. O da ne yapıyor? 15, 24, 12 mi yapıyor? 15, 24, 12. Peki neydi formülümüz? Ben formülü bir kez daha hatırlatacağım. U çarpı U eksi A, U eksi B, U eksi C idi. Bakın tüm kenarları belli olan üçgenin alanı bu şekilde bulunuyordu.
Peki ne yapacakmışız? 12. 12'den 7'yi çıkarttım. Hangisini A, B dediğim önemli değil. Tek tek çıkartacağım. 12'den 7'yi çıkarttım 5. 12'den 8'i çıkarttım 4. 12'den 9'u çıkarttım 3. Bakın burada düzenlediğiniz vakit ne geliyor? 12 kök 5. Bakın burası ne geliyormuş? 12 kök 5. Bundan sonrası kolay gençler. Niye? 8'de 12 kök 5 geliyorsa 4'te ne gelir? 6 kök 5 gelir toplamalar. Peki çevrel çemberin merkezi ve bize alanı soruyor. Hatırlar mısınız? Bunu yine bir yerlerde konuşmuştuk. A çarpı B çarpı C bölü 4R. Alan ABC'ye eşit. Tabi burada R dediğim şey çevrel çemberin merkezi olmuş oluyor. Bakın bir üçgeni çevreleyen çembere biz çevrel çember diyoruz. ABC dediğim şey kenarlar 10 çarpı 10 çarpı 12 bölü 4R. Burada alanı bulmak sıkıntı gibi gelebilir ama değil. Çünkü niye? Bakın şöyle kenarları ikiz kenar üçgen olması bizim için bir avantaj tabii ki. 10, 10, 12 olması biz bu üçgen alanını bulabiliriz. Bakın nasıl bulacağım? Tepeden dik indirdim. 6, 6. Burası da ne olacak? 8. Yüksekliğim 8. Tabanım 12 yarısı. Bitti. Bu kadar. Bunu buna böldük. 3. Bunu buna böldük. 4. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 4. 2'ye böldüm. 5. 5 gelecek. 25 bölü 4 gibi bir cevap geliyor buradan. Devam. Ya zaten formülden sonrası kolay bence. Bakın burada nasıl düşünmelisiniz biliyor musunuz? Şöyle yaptığım vakit. Tabi bu soru daha da zorlaştırılabilirdi bu arada. Hani şu ikizkenar üçgen olduğu için alanı bulmak kolay. Birazdan bunu konuşacağız zaten. 6. Bakın 6, 6, 8. Alanı rahatlıkça bulabilirsiniz. Az önceki gibi kenarlar birbirlerinden farklı özel üçgen olmasaydı eğer o zaman U'lu alan formülünden alanı bulacaktınız. Sonra yapacaktınız şimdiki yaptığımı. Peki bundan sonrası nasıl devam edeceğim? Bakın burası da R'dir gençler. Bakın şu üçgenin alanı R çarpı 6 bölü 2. Bu üçgenin alanı R çarpı 8 bölü 2. Burası da R çarpı 6 bölü 2. Yani 4R, 3R, 3R, 10R'ye eşit. Toplam alan. Ben aynı alanı şöyle de bulabilirim. Bakın tepesinden dik indirsem 4, 4. 36'dan 16 çıkarsa 20. Burası kök 20 olacak şu mavi. Kök 20 de ne demektir? 2 kök 5. Yüksekliğim 2 kök 5. Tabanım 8. Yarısını alıyorum ve 10R'ye eşitliyorum. Gördüğünüz gibi buradan da ne geliyor? R dediğim şey 8 kök 5 bölü. Hatta şurayı da sadeleştireyim. 4, 5. Yani 4 kök 5 bölü 5 geliyormuş gördüğünüz gibi. Evet. Sorular biraz böyle şey zorlaştı. Dediğim gibi yani temel mantığı ikizkenardan alanı buluyorum. Sonra taban çarpı yükseklik bölü 2, 3 defa yapıp 10R'yi buluyorum. Peki az önce görmüştük alan ABDC'nin yani şu alanı bulmanın yolu neydi? 4 çarpı 10 bölü 2 sinüs 90 zaten sinüs 90 demektir. Yani sinüs 91. 40'ın yarısı kaç yapar? 20. ABDC, ABDC. Çok hata var ya bu şeyde. Ben mi? Ha şurası 5'miş hata değilmiş. Toplam olan kaç olur? 20. Yani 5 çarpı 10 bölü 2 25'miş. Birim kayda oluşan aşağıdaki düzlemde verilen üçgenlerin hepsinin hangisinin alanı daha büyüktür demiş. Şöyle yapacaksınız. Yüksekliği kaç? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 çarpı 3 bölü 2. Yani 12, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 3 bölü 2. Bakın bu da 6 çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 2 bölü 2. O da ne çıktı? 5 çıktı. Yükseklik 3, taban 1, 2, 3, 4, 5, 5 bölü 2. Bakın 7,5 çıktı. Bunu nasıl bulacağız? Bunu toplam alandan çıkartacağız galiba. Toplam alanı bulabilir miyim? Bulurum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam alan 24. 24'ten neleri çıkartacağım? Şu üçgenin dışında kalanları çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 4'ün yarısı yani 18 artı 2 çarpı 2 bölü 2. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı 2 bölü 2'den 6. Yani 16'yı çıkartırsam bakın burası ne oluyor? 8 oluyor. 24'ten 16'yı çıkartırsam değil mi? Artık kafam çalışmadığı için. Evet 8. En büyük olan alan hangisiymiş? 8'miş.
Peki, ABC üçgeninde 4 eş parça. Ya bakın bu soru tipleri çok karşınıza çıkacak. Nasıl yapacağıma çok dikkat edin. Ya şimdi bunları birbirleriyle bir benzer hale getirmeniz lazım. Yani çünkü mesela atıyorum burası 2A iken buraya ne diyeceğim? Hiçbir şey diyemiyorum ama bakın bunu böyle çekersen bunlar birbirine eşit olduğu için 2A, bakın bunlar birbirine eşit olduğu için bakın 1-2, 1-2, 4A. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Bakın burada kaç parça var? 1, 2 parça var ve 2 parçanın üstünde kalan alan 8A. Demek ki burası da 8A'ymış. 1, 2, 3, 4. 4'te ne geliyor? 8. Bakın 8, 16A. Bakın 1, 2, 3, 4 parçanın üstünde ne var? 4 parça, 16A ise değil mi? Bize neyi soruyor? Bir parça nedir? Yani şurayı varıyorum zaten. 4'e böldüğüm zaman burası ne yapar? 4A. Bakın toplam alanı biliyorum. 20A 20A neye eşit oldu? 120'ye A ne olur? 6'ya bana 6 katını sormuş. 6A'yı sorduğu için de ne olur? 36. Yani bu alan parçalama tek bu şekilde parçalamazsınız. Bir yöntem daha gösterebilirim aslında. Fakat isterseniz şöyle yapalım. Hepsini silelim. Tek yöntem bu değil. İlla ki alan parçalamanın başka yolları da var. Şöyle küçük küçük parçalarsınız. Şöyle küçük küçük. Tabii bu renk olmaz da. Ne yapayım? Kırmızı yapayım. Şöyle. Şöyle küçük küçük parçalarsınız. Ya bu da bir yöntem de. Hani bu daha bence bir tık daha zorlaştırabilir diye düşünüyorum. Bakın hepsini ne yaptım? Parçaladım. Ve burası A, işte şöyle olduğu için. Bakın bunlar birbirine eşit. Çünkü 4 eş parçaya, 5 eş parçaya demiş. Bunlar bu parçayla bu parça eşit olduğu için burası 2A. Bakın bu ne oluyor? 2 parçada 4A, bir parçada 2A, yine burası 2A. Aynı şekilde 2 parçada 8A, bir parçada 4A, 4A. İşte yine burayı da kaç bulmuştuk? Unuttum valla. 4, 8, 12, 18, 10, 20 mi? 4, toplayamıyorum artık. 4, 4 de burada var. 8, 12, 16. Bakın 4 parçada 16 ise burası da 4A gelecekmiş. Hepsinin toplamının 120 olduğunu biliyorum. Evet. Bitmiş. Peki tamam. Valla bilmiyordum. Üçgende yardımcı elemanlarda kaldık. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.